Efendim dinleyicimiz, kazaya kala namaz borcu olan kimse teravih namazı kılabilir mi? Şimdi dört mezhebin üçünde, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde kazaya kala namaz borcu olan kimse beş vakit namazın sünnetleri dahil. Bunun dışındaki nafile namazlar, tesbih namazıdır, duha namazıdır, işrak namazıdır, evvabin namazıdır, teheccüd namazıdır, teravih namazıdır, kuşluk namazıdır. Bu namazlar ne hepsi nafile namazlardır. Bunlarla meşgul olması haramdır, günahtır diğer üç mezhebinde. Hanefi mezhebinde de kabul olmaz buyuruyor. Peki Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor ve Ramazan-ı Şerif'te camiye gittiğimiz zaman ne yapacağız? Camiye gittiğimiz zaman teravih kılacağız. Orada giderken işte gençlerin camiye gelmesini teşvik için, camilerin boş kalmaması için, çünkü camiler bizim. Orada bidat da işlense, bidat ehli kimseler de bulunsa, hatta imam bidat sahibi de olsa, bidat ehli de olsa, biz camiyi terk etmeyeceğiz. Camiye küsmüyoruz. Camide bidat işleyenlere. Caminin suçu yok. Caminin suçu yok. Camide bidat işleyenlere aynı şekilde. Yoksa caminin ne suçu var ki? Şimdi Kabe'de bidat işleniyor diye Kabe terk edilmez tabii ki. Dolayısıyla efendim biz camileri terk etmeyeceğiz. Ama bu şekilde bu niyetle camiye gittiğimiz zaman teravih kılacağız. Ama evdeysek biz bunların yerine kaza namazı kılacağız. Çünkü Hanefi mezhebinde de kabul olmaz buyuruyor. Hanefi mezhebinde de kabul olmaz buyuruyor. Peki ne yapacağız o zaman? Hanefi mezhebindekilerde beş vakit namazın, Hanefi de yalnız sabah namazının sünnetine vacip makamında diyen alimler olduğu için onu yine sünnet diye kılıyoruz. Öğle namazının ilk sünnetini kılarken ilk kaza kalan öğlenin farzı, son sünnetini ilk kaza kalan sabahın farzı, ikindinin sünnetini ilk kaza kalan ikindinin farzı, akşamın sünnetini ilk kaza kalan akşamın farzı deyip üç rekat olarak kılıyoruz. Yatsının ilk sünnetini ilk kaza kalan yatsının farzı, yatsının son sünnetine de Hanefi mezhebinde vitir namazı vaciptir. Kaza etmekte vacip olduğu için yatsının son sünnetine de ilk kazaya kalan vitir namazı diyoruz. Üç rekat vitir gibi kılıyoruz. Peki Ramazan-ı Şerif'te nasıl yaparız bunu? Evde kılıyorsak önce ilk kazaya kalan yatsının ilk sünnetini, ilk kazaya kalan yatsının farzı diyoruz. Sonra yatsının bugünkü farzını kılıyoruz. Ondan sonra yatsının son sünnetini, ilk kazaya kalan vitir namazı diyor, kılıyoruz. Ondan sonra bir günlük kazaya kılıyoruz. İki rekat sabah namazının farzı kaza ediliyor. Dört rekat öğlenin, dört rekat ikindinin, üç rekat akşamın, dört rekat yatsının, üç rekat vitirin. Bunlar bitirince o günkü vitiri kılıyoruz. Ne oldu? Hem vitir namazını kıldık, teravih namazını kıldık, hem de aynı şekilde bir günlük kaza borcumuzu da ödemiş olduk. Bir ay boyunca bir aylık kaza borcumuz bitti. Efendim ben daha da çok kılmak istiyorum. Hay hay. Emeklisin mesela, diyelim ki işin gücün yok. Zaten hele Ramazan-ı Şerif yaza gelince de iftar teravihten çıktıktan sonra zaten hemen sahur oluyor. Çünkü Haziran'a denk geldi miydi de tam zirve yapıyor. En uzun günler. En uzun günler. Dolayısıyla bu uzun günlerde oruç tutarken mesela biz İstanbul için söyleyelim. 3'ü 6 7 geçene şey olacak, imsak olacak. Akşamda 9'a 10 kal olacak. 9 3 diyelim biz ona. 6 saat. 6 saat. Yani 6 saat zaman içerisinde hem yiyeceksin hem çıkacaksın. İki defa yemek yiyeceksin. Zor iş. Onun için iftarda mümkün mertebe hafif az yemeli. Eğer kallavi yiyecek olursan apı yuttun. Sahura yiyemezsin. O zor. O zaman da 24 saat tutarsın canım, fark etmez yani. Herkes nasıl isterse öyle hazır eder. Tabii zaman az olduğu için teravihi falan kıldın, 12-12.30 oldu falan. Şimdi 2'de kalkacaksın sahura, 3'e kadar yiyip içeceksin. İyi o zaman arkadaş, hiç yatmazsın. Kaza namazı kılar durursun. Hem teravihi kaza kıldın, hem bir günlük de öğle ilave ettin. Ramazan-ı Şerif boyunca 2 günlük, 3 günlük kılsan bir ay boyunca ne eder? 90 günlük şeyini bitirirsin yani. Yani 3 aylık kaza borcunu bitirmiş olursun.